Buyurun Sayın İnceöz. Bir baskı alanı oluşturduğumuzu, iktidarımızı ve bizleri, grubumuzu itham ve izah edici beyanlarda bulunmuştur. Buyurun, iki dakika sataşmadan söz veriyorum. Lütfen yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim. Değerli milletvekilleri, aslında özgürlükleri savunan bir konuşma gibi görünüyor ama kendisinde çok önemli dikta, dayatma ve otoriter bir şekilde talimat veren bir konuşmayı hep beraber dinledik. Esefle dinlediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü buradaki talimatlarınız, yani sanki zorla bir satın alma, malın sahibi belli, isteseydi satmazdı. Bu bir gerçek. Ve arkasından ultimatum böyle talimatlar vermek suretiyle derhal engellensin, derhal. Tam bir otorite görmek istiyorsanız az evvel konuşma cümlelerinin içeriğine bakmak gerekiyor. Kendi vermek istediği mesajla tam bir tenakuz içerisindeydi. Tıpkı geçmiş dönemde yargı siyasallaştı deniliyor ya. Bakın bu parlamentoda yaklaşık 11 yıldır görev yapıyorum ve 2007'den beri Adalet Komisyonu'nda da çalıştık. Ne zaman yargıya ilişkin önemli adımlar atsak yargının özellikle bağımsızlaşması için, yargının kimsenin arka bahçesi olmasın diye düzenlemeler yapsak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönemde tutanaklarda burada mevcuttur. Pek çok konuşma gerçekleştirdik ama geriye dönecek olursak yargının bağımsızlığını özellikle bunu her platformda söyledik. Bu hepimiz için lazım. Bunun aksini asla savunmuyoruz. Ama eğer yargıyla ilgili bir siyasallaşma arıyorsanız geçmişe bakacaksınız. Dönemin bakanı, Adalet Bakanı Moltay çok net itirafları var. Ne diyor o dönemde? Nereden alacaktım diyor. Elbette ki bu kadroları tahsis ettirecektim diyor. Ehliyet ve liyakat. Hiç geçeceksin bunları. Bugün Türkiye çok yönlü bir mücadele vermekte. Ne yazık ki yargın içerisine de sızmış bir örgütle mücadele etmekte. Pek çok kurum ve kuruluşlarda. Ondan sonra da buraya çıkacaksınız. Yargıdan, basının vesairenin nefes almadığını. Bir gerçeği niye görmezden geliyorsunuz? Türkiye bulunduğu coğrafyada 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Bugün pek çoğuyla mücadele ediyor. Bakın eğer bir örnek arıyorsanız sosyal medyayla ilgili. İngiltere bir terörle mücadele eden bir ülke olmadığı halde terörle mücadele kanunlarını nasıl hayata geçirdiğini, nasıl sosyal medyada kısıtlamalar getirdiğini. Teşekkür ediyorum Sayın İnceöz. Teşekkür ediyorum.